Arkadaşlar merhaba, ben Üç Doğuca. Sınavdan önce çözmesi gereken 101 soruda 5. gündeyiz. Yani kitabın son kısmındayız arkadaşlar. 101. soruya kadar bugün gideceğiz. En son 80'deydik. 81. sorudayız, yukarıda hemen göstermiş olduk. Hiç vakit kaybetmek yok. Başlıyoruz. Kısa ömürlü Fecati Edebi topluluğunda yer almış. Güzel. Osmanlı devrinde siyasi yazı ve ecirlerinden dolayı 5 yıl süresince Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'te sürgün hayatı yaşamış. Bu sürgünlerdeki gözlemlerini, yaşadıklarını başarıyla aktardığı memleket hikayeleri Oba Refik Halit Karay. Cemtesin hocam. Devam sonrasında ne diyor? Gurbet hikayeleri eyvallah. Yezid'in kızı. Saygı hocam, saygı. Devam. Devam hocam, 82. soru. Vakit kaybetmek yok hocam. Hız bizde esas hocam. Eşyayı ve hayatı, onları çevrilen mekanları dışa vurumcu bir anlatımla canlandıran şiirler yazmıştır. Cevap çıkıyor ya. Odalar ve sofalarla cevabımız çıktı. Bu arada 81'in bursu olduğunu hemen bir işaretleyelim hocam. Evet, mekanın içinde nefes alan eşyalar şaire dünyadaki varlığını, aidiyetini hissettirmiştir. Çok güzel. Nokta nokta şiirlerini kuşatan mekan duygusu şiir kitabının ismine dahi sinmiştir. Bu duygu Odalar ve Sofalar adlı şiir kitabını adeta sarmalamış. Yaşamı çevrilen eşyanın devam etme hocam. Odalar ve Sofalar, Sabri Esat Siyavuşgil. 82'nin ne olduğunu hemen işaretleyelim kitabımıza. Gelelim arkadaşlar 83. soruya. Ne diyor, hemen şöyle büyütelim. Bu parçada verilen içerik özellikleri dikkate alındığında bu metnin türü aşağıdaki hangisidir diyor. Evet, metin türü arkadaşlar, yani tür sorusu, tür sorusu nazım türleri noktasında fazlasıyla sorulur. Şehzade Efendi Hazretleri'ni sünnet etmek için içeriye gittiler ve cerrah gidip has odada sünnet eylediler. Allahu Teala mübarek eyleyim diye devam ediyor. Artık okumaya gerek yok, sünnet dedi mi? Surnamedir. Nabi'nin surnamesi çok önemlidir. Lütfen unutma, cepte kalsın hocam. Yani biliyoruz ya. Biz bunlara hakimiz hocam. Bunu siz biliyorsunuz. Yok yok, buna hakimsiniz. Yani Fütüvetname'nin ahilik teşkilatı olduğunu, Vakainame'nin tarihi yazıları olduğunu, Şehname'ye çok girmiyoruz. Ha, Şehname daha çok böyle Şehname'nin bilmem nesi ya da işte böyle yazar ismi olarak, eser ismi olarak çok fazla kullanıyoruz. Bir de burada şeyhlerin hayatı falan filan, onlara hiç girmiyoruz. Menakıbname'deyse arkadaşlar menkıbeler, velilerin yaşadığı böyle kerametler, mucizeler falan fistanlar, onların anlatıldığını söylemektim. Fayda var arkadaşlar. Geldik 83. 84. soruya. 84. soruda ne diyor? Birinci yeni ve ikinci yeni şiirinde görülen ortak özellik. Bu arada 84, 83. 83 Bursa, 84'teyiz. Ortak özelliği arıyoruz. Dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. Bir de bu çok fazla var. Garipçiler. Bu arada birinci yeni garip akım biliyorsunuz. Şiirde aklın ahlaki kaygıların her türlü sınırlamanın dışında bir anlayış sergilemişlerdir diyor. Bu da yine birinci yeniye özgü bir şey ama şöyle. Burada şunu açık söylemek lazım. Hani nokta atış gidersek şiirde aklın dediği an itibariyle hani böyle sürrealist akıl üstü falan filan gibi düşünürsek bunun yine ikinci yeniye gidebiliriz değil mi? Şiirde aklın ahlaki kaygıların her türlü sınırlamanın dışında bir anlayış. Evet, burada genel anlamda cümlenin şöyle geneline baktığımız zaman sürrealizmi aslında vurguluyor. Bu çok daha doğru bir yaklaşım arkadaşlar. Doğal olarak bunu şöyle algılamamak lazım. Hani böyle biliyorsunuz birinci yenicilerde Kur'an Mural tanıma yok. Ya kısalığı uzunluğu dize yazabiliyorlar. Hece'ye çok fazla uymuyorlar, ölçüye vesaire. Günlük konuşma dili fazlasıyla var. Günlük konular anlatılabiliyor. Her şeyden bahsedebiliyoruz falan gibi. Birinci yeninde böyle bir algı var, çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle algılamamak lazım bu iki. Ben ilk başta öyle bir yaklaştım ama burada bayağı bildiğin sürrealizmi anlatıyor. Yani ikinci yeni söylüyor. Bir için geçerli değil. Bir numarada birinci yeni için geçerli. İki için geçerli değil ikinci yeni için. Şiirin diğer sanatlarla ilişkisine karşı çıkmışlardır diyor. Evet, yani diğer sanatlarla ilişkisi muhabbetine çok girmiyoruz. Yani mümkün mertebe birinci yenicilerde sanat anlayışı bile yok aslında değil mi? Yani böyle bir akım anlayışı diyelim. Sanat anlayışı derken herhangi bir akıma bağlanma durumu hiç yok. Bunu bir için söylemek mümkün arkadaşlar. Uyaktan ölçten uzak durmuşlar, serbest şiirler yazmışlardır diyor. Evet, aslında şöyle bir durum var. Yani serbest şiir yazma birinci yenide fazlasıyla görülüyor. İkinci yenide baktığımız zaman aman dikkat, burada önemli bir vurgu var. Yani serbest şiir yazan ikinci yenicilerde yok değil. Orada da çok fazla serbest şiir var. Doğal olarak ben her ikisi için de 4 numarayı kullanabilirim. Çağrışımlarla dolu estetik bir şiir dünyaları vardır. Bu ikinci yeni için geçerli arkadaşlar. Birinci yeni için de bunu kullanamayız. Doğal olarak doğru çap tabii ki 4 numara olacak, D olacak. Geldik arkadaşlar 85'e. Hapşurmadan inşallah. Evet. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki hangisi getirmelidir diyor. Halide Edip Adıvar'ın nokta nokta adlı eseri Ayşe'nin akrabası Peyami'nin diyor yanına gelmesi ve binbaşı İhsan'ın da onlara katılmasıyla Kuvayi Milli için verdikleri mücadele ve aşk üçünün etrafında gelişen olayları anlatır diyor. Aman dikkat, ateşten gömlek, yani D seçeneği bir anlamda işaretleyelim. Doğru cevabımız olacak. Geldik 86. soruya arkadaşlar. Çok önemli bence eser içerikleriyle ilgili sorular. Ama dediğimiz gibi çok bizi vuracaklarını sanmıyorum. Vuracaklar eserler bunlar zaten. Evet, Türeş Destanı'ndan bu metinle ilgili
olarak. Yukarıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın ne demiş, maddelere bakalım. Gerçek ve hayali unsurlar bir arada verilmiştir. Zaman belirsiz, geçmiş zamandır. Kahramanlar olağanüstü özellikle taşımaktadır. Olayla ilgili unsurlar gerçeküstüdür. Benzetmelerde tabiat unsurlarından yararlanmıştır. Daha hiçbir şey yokken Tanrı Kaylağı Han'la uçsuz bucaksız sular vardı. Ay, güneş veya toprak yoktu. Tanrı Kaylağı Han'ın canı sıkılıyordu. O yalnızlık içindeyken su dalgalandı. Ak ana sudan çıktı ve ona görünerek yarat dedi. Sonra yine suya gömüldü. Bunun üzerine Kaylağı Han kendine benzer bir varlık yaratarak ona kişi adını verdi. Kaylağı Han'a kişi sonsuz suyun üzerinde iki siyah kaz gibi rahatça uçmaya koyuldular. Ancak kişi kendisini yaratandan daha yüksekte uçmak istedi. Ama uçamadı. Suya düştü. Saygı duyuyoruz hocam. Saygı duyuyoruz da zaman yok, mekan yok. Kahramanlar, tanrı manrı, olağanüstü şeyler bunlar. Tabiat, sular, mular, uçsuz bucaksız su falan, nitelemeler, tabiat unsuruyla verilmiş benzetmeler. Ama gerçek ve hayal nasıl bir arada olabilir, değil mi? Kaylağı Han ne alakadır, nasıl tanrı olabilir? Burada tabii ki gerçek ve hayalin bir arada olduğunu görmüyoruz. Baştan sona hayali metinler görüyoruz burada. Kaçıncı sorusun hocam sen? 86'sın. Lütfen 86'sın, 86'lığını bil. Evet, 87'ye geldik arkadaşlar. Hemen 86'nın cevabının ne olduğunu söyledik. Geldik bakalım A mı B mi C mi D mi E mi? Sanatın hayatının diyor 3 dönem ayırabildiğimiz şairimiz. Birinci dönemde divan şiirini taklit etmiş. Muallim Naci gibi ustaların yolunu izlemiştir. Nitekim Mehmet Akif bu durumu Naci olmasaydı nokta nokta de ben de olmazdık. O da ben de olmazdık sözüyle açıklar. Mükemmel. İkinci dönem şairimizin ustalaştığı dönemdir. 1890'dan itibaren batılı tarzda şiirler yazmaya başlamış. Servet Fikri'nin döneminde genelde bireysel temaları işlemiş. Nazmi Nesli'ye yaklaştı ve Tevfik Fikret değil de kim Allah'ını seversen ya? Koskoca bir Tevfik Fikret değil de kimdir ya? Neyin peşindeyiz hocam ya? Neyin peşindeyiz? Tevfik Fikret! Tevfik Fikret nereden tanıdık hocam? Aslında Servet Fikri'nin vurgusu ama daha da önemlisi sanat hayatını 3 dönem ayırmak arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Biliyorsunuz Profesör Doktor Mehmet Kaplan bunu yapacak. Tevfik Fikret'in Hayatı Sanatı Eserleri eserinde bunu vurgulayacak. Evet, 87'ye B demiştik, geldik 88'e. Atasözü ve deyimlere yer vermek vücut bulmuştur diyor. Hangisinin şiirlerinde vücut bulmuş? Günlük hayat sahnelerini ve reel tabiat unsurlarını şiire yansıtmak. Bakışı çevreye ve harici aleme yöneltip o çerçevede eser vermek, konuşma dilinin unsurlarını ve özelliklerini kullanmak, İstanbul Türkçesi Nedim 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 Nedim, İstanbul Türkçesi demek Nedim demek, İstanbul Türkçesi demek Baki demek, cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar, çok çok önemli. Geldik hocam 89'a, seri gidelim, hiç acelemiz yok hocam, seri gidelim, acelemiz yok, nasıl bir tezattır. Geldik 89'a, yukarıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz diyor. Mesnevinin A, B, B, C, C şeklinde gittiğini çok iyi biliyorsunuz. Doğal olarak kafiyenin bozulduğu bir yer arayacağız. Tabii ki Denizli diyeceğiz. 4 numara değil mi? Bakıyorsunuz 4'e, matemi ve hicran ne alakadır Allah aşkına? Diğerleri hep A, 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 A diye gidebilir. Hatta hepsini aynı mesnevide kabul edersek A, A, B, B, C, C, D, D diye de gidebilir. Ama 4 numara tamamen bunların dışında. Yani bir mesneviyi tahmin etmek için uyak örgüsü fazlasıyla yeterli. Geldik 90. soruya. Numaralanmış eserlerin ortak özelliğini soruyor. Harname, Kutat Kubilik, Garipname. Divan edebiyatı ürünlerinden olma. Bir kere Kutat Kubilik divan edebiyatı nasıl olabilir? Geçiş dönem eseri, geç. Tasavvufi temalar içeren ve tasavvufi vurgular. Şimdi Harname'de yok mesela. Sosyal yergi var orada. Mesnevi nazım için oluşturulma. Güzel Harname, Şeyhi Mesnevi, Garipname, Aşık Paşa Mesnevi, Kutat Kubilik, Yusuf Has Hacip Mesnevi. C seçeneği çok çok doğru. 90. soru için 91'e bakalım, orada neyi göreceğiz? Hangi seçeneğe gideceğiz? Ne diyor? Bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır diyor. Bu sabah alayla hareket ettik. Dikkat. Hava güzeldi. Eyvallah, cevap sanki çıkmadı mı? Değil mi? Şimdi karargaha geldik diyor. Henüz çadırlar kurulmadı. Ben çok yorgunum. 14 Rabiülahir. Rabiülahir olsun o. 1330. Tabii ki günlük. Gün var, ay var, yıl var. Şunu yaptım, bunu yaptım. Günlük bir olay anlatıyor. Neyin peşindesin? Günlüğü yapıştırdın. Aranızda yapamayan yok hocam bunu. Adım gibi eminim. Geldim 92 hocam. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yere hangisi yazılmalı? 91'in cevabının C olduğunu söyleyelim tekrar tekrar. Tevfiket'in Aşam Müzesi ismini alan evinin duvarında asılı bir yağlı boya tablo vardır. İlk bakışta tabloda gri ve derinliksiz. Küçük bir sandaldan başka bir şey görülmez. Ancak tabloya dikkatli, yakından, daha yakından bakılınca Süleymaniye'nin kubbesi, minareleri, Galata Köprüsü'nün silüetleriyle İstanbul görülür. Bu tablonun ressamı Şehzade Abdülmecit'tir. Ve tabloda imzanın üstüne, hemen üstüne Arapça harflerle Tevfiket Bey'e ibaresi bulunur. Oba! Bu soru efsane olmuş, süper. Belli ki diyor Şehzade Abdülmecit. Boş ver cevabı, boş ver sen, boş ver cevabı. Şehzade Abdülmecit, Tevfiket'in Rübabuş Kestesi'nde yer alan nokta nokta şiir üzerine bu tabloyu yaparak Tevfiket'e hediye etmiştir. Çünkü tablo o şiirin resme dökülmüş hali gibidir. Bismillah! Siz! Tabii ki siz! Aman dikkat!
Sis şiiri tabii ki. Onu orada biliyorsunuz yerden yere vuruyor İstanbul'u. Ona gönderme yapıyor. Peki hocam geldik kaça? 93. soru. 92. sorunun B olduğunu söyledik. 93'e bakalım ne diyeceğiz? Ne diyor? Buna göre aşağıya hangisinde şair imgeye başvurmamış? Tamam, metne ihtiyacımız yok. İmge var mı yok mu ona bakalım. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe diyor. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli vurgular. Her akşam sokak ortasında öldükçe ağlıyor falan. Bu nasıl bir mecazi vurgudur imge var? Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuzdun sen Fahri abla diyor. Burada açık saçık şarkılar vesaireler var ama böyle herhangi bir imgesel bir şey yok. Ben bütün hüzünleri denemişim kendimde. Canımla besliyorum şu hüzün kuşlarını. Hüzün kuşları devam. Seni benden zaman seni ölüm alırdı ancak diyor. Ölümün seni benden alması imgesel kullanımlar bunlar. Kedim ayak ucunda büzülmüş uyumakta. İplik iplik sarıyor sükutu bir uyumakta. Sükutu sessizliği iplik iplik sarmak mümkün değil. Mecazi vurgular bunlar imgesel şeyler. Doğru cevap B olacak. 93. soruda geldik hocam 94. soruya. Bitiriyoruz 93'ü bir B diyelim. 94'e bakıyoruz. Science'ne bilgi yanlışı vardır diyor. Milli edebiyat genç kalemler etrafında birleşen Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi önemli isimlerin çalışmalarıyla sistematik bir sanat anlayışı haline gelir. Güzel. Görüşlerini Yeni Lisan adlı makalede şöyle sıralamışlardır. Yazı dilinde İstanbul Türkçesi sallanmalı. Saygı. Türkçeye girmiş yabancı dil kuralları atılmalı. Saygı. Başka dillerden gelip konuşma diline girerek yaygınlaşmış kelimeler Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalı. Eyvallah. Arapça ve Farsçadan gelmiş kelimeler asıl söyleşileri değil, Türkçe söyleşileri kullanılmalı. Diğer Türk lehçelerinden kelimeler alınmalıdır diyor. Burada durdurdum hocam videoyu. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmalı vurgusu yanlış bir vurgudur. Aman dikkat, Türk lehçelerinden de diyor aman aman alınmamalı. Doğru cevap E seçeneği olacak. Bilgi yanlışımız var. Geldik 95. soruya arkadaşlar. 95'te ne diyor? Bu parça numaralı cümlelerden hangisinde divan şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Hemen başlayalım bakalım neler olacak. Divan şiirinde parça güzelliği önemsenmiştir. Doğru. Şiirlerde başlık kullanılmamış olup redife, türe, kafiye göre isimler almışlardır. Güzel. Göz için kafiye anlayışı benimsenmiştir. Eyvallah. Önemli olan konunun aktarılışı değil. Hangi konunun aktarıldığı? Hayır. Divan edebiyatında sanat çok önemlidir. Süs çok önemlidir arkadaşlar. Doğal olarak doğru cevap D seçeneği olacak. Kalemi seçersem daha iyi olacak. Divan şiirinde tasavvuf önemli bir yer tutar. Ya tasavvuf değil, tasavvufsuz konuşabilirsem divan şiiri mi olur Allah aşkına ya? 96. sorudayız, örnekteyiz diyelim, o da olur. Haydi geldik, hangisinde Dede Korkut hikayeleri ile ilgili bir özellik değildir diyor, yanlıştır diyor bir anlamda. Bakalım. Müslüman Oğuzların eski çağlardan sürüp giden destansı serüvenleri işlenmiştir. Güzel. Sözlü gelenekte yayılan doğru yani. Halk hikayelerinin nazım nesil karışık anlatım özelliği gibi. Doğru. Öteki halk hikayelerinden ayrı olarak güçlü bir sanatçının üslubu. Buluş ve değiş özellikleri vardır. Doğru. İlk İslami Türkçe ürünlerinden biri olan eserin manzum bölümleri aruz ölçüsü yazılmış. Yanlış. Öyle bir şey yok. Aruzda yazılma yok. Bir bölüm masal biçiminde söylenen hikayelerde eski Yunan mitolojisinden ve destanlardan izler motifler vardır. Saygı duyarız. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. 96. soruda arkadaşlar. Geldik 97'ye. Bakalım cevabımız ne olacak? Bu parça tanıtan sanatçıyı soruyor. Saniyesinde cevaba gitmelisiniz arkadaşlar. Servet Fünun Edebiyatı'nın 3 önemli isminden biridir. Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdir. Parnasizmi ilk uygulayan şaire göre şiir sözcüklerle yapılmış resimdir. Sembolizmin ilk başarılı temsilcisi görülen şair şiire Nesir Musikesi demiş ve heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı ne yapmış? Savunmuştur. Eyvallah. Parmak hesabı dediği an itibariyle Cenab-ı Şahabettin kesinlikle işaretlenmeli hocam. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği. Saygı duyuyoruz hocam. Çok iyi gidiyoruz hocam. Geldik 98'e. Bir eser içeriği midir? Nedir bu? Evet, bu parçada tanıtılan Mehmet Rauf romanı. Mehmet Rauf'un 1929'da milli duygularla yazdığı tek ve son romanıdır. Milli duygularla yazdığı tek ve son romanı Halas romanıdır. Halas! Kurtuluş demek değil mi? Aman dikkat, kurtuluş yoluna girme. Beatrice, Miralay, Emin Bey, Miralay, dikkat, Nihat, aman dikkat. Anadolu'nun işgali, milli mücadele 1929, anahtar kelimeler. Halas'a selam olsun, olası bir 2023 sorusudur. Çok yüksek ihtimal. Bu dörtlük aşağıdaki eserlerinden hangisinden alınmış olabilir diyor. Ya ilahım hamdın ile hikmet söyledim. Zat-ı ulu Rabbim sığınıp geldim sana falan diye devam ediyor. Kutatkubilik olamaz, onlar beyt halinde. Atabütü lakayık olamaz, cömertlik vesaireler anlatılıyor. Divan-ı hikmet, hikmetleri olacak hoca Ahmet'le sevine değil mi? Daha dini bir şey bekliyoruz, dörtlükler bekliyoruz. Vesilet-ül Necat da asla o konu olarak zaten alakalı değil. Divan-ı lügat, Türk sözlük zaten orada bir kelime versin açıklasın falan filan öyle bir şey bekliyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacak 99'da. Heyecanlıyız hocam. 100-101 yapacağız, olayı bitireceğiz. 100. sorudayız, aman dikkat bakalım burada neler olacak. Bu parçada sözü edilen sanatçıyı soruyor. Tabiat kendisinde gizli güzellikleri ancak onu keşfetmeye bilene vermiş. Bu nedenle Yakup Kadri'nin tabiat gibi dediği şairdir. Tılsımlı terennümler belki de şiirinin en iyi tarifidir. Onun şiirlerinin diyor
ün bu arada. Netlikleri silinmiş, gölgelenmiş, karartılmış falan fistan. Ne diyor en sonunda? Bu durum onun için şiirde mana ve vuzuh aranmaz yaklaşımıyla örtüşmektedir. Evet, şiirde anlam aranmaz, kapalı anlam eşittir. Ahmet, öyle bir işaretledim ki vallahi 10 tane cevap oldu. Ahmet Haşim, bazen sınavda şey yaparsın ya böyle okulda. Şöyle bir işaretleme yaparsın. Hoca sorduğu zaman B mi dedin, A mı dedin? Hocam cevap A yaptım ben falan gibi. Çift cevap gibi oldu. Süpersiniz, doğru cevap C olacak. Son soru gelsin büyük heyecanla, o da bitsin aradan çıksın hocam. Son soruda ne diyoruz bakalım. Yukarıdaki hakkında bilgi verilmeyen sanatçı. Oba, Tercüman Hakikat gazetesini çıkarmış. Ahmet Mithat. Silgiyle de şıkkı silmeye çalışan ilk kişi ben olabilirim. Orhun Yazıları ve Kulat Kubik üzerine çalışma yapmıştır. Tabii ki var mı, burada yok. O verilmemiş. O isim verilmemiş. Şemsettin Sami'nin bilgisi o. Bir tiyatro eserinin ön sözünde tiyatro hakkında görüşlerini söylemiştir. Namık Kemal. Bir edebiyat okudum. Edebiyat bilgileri kitabı olan Talim Edebiyat yazmış Recaizade Mahmut Ekrem. İlk psikolojik roman denemesini yazmış Nabizade Nazım. Muallim Naci ile ilgili bilgi yok hocam. Büyük heyecan bitti. Bu kitap sona erdi hocam. Aman dikkat. AYT Edebiyat. Lan kitapta vallahi evet gittim. Evet, bu kitabın da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. 101 çok önemli soruyu parçaladık, bitirdik. O zaman yeni videolarla, yeni şovlarla inşallah görüşmek üzere. Kolay gelsin.